büyük set günü. Sındırgı'ya geçeceğiz. Sındırgı'da arayıp da bulamadığımız, kimsenin arayıp da kolay kolay bulamayacağı çok güzel bir mekanda bir çekim yapacağız. Ana çekimleri orada gerçekleştireceğiz. Sinematik birkaç karemiz var. Yani şöyle söyleyeyim, 10-12 saniye için 24 saat harcayacağız. Dekora dokunmayalım. Dekor mu? Hala karakterimiz oldu. Nasıl, memnun musun? Teşekkür ederim. Çok memnunum. Evet, hazırız. Günaydın, gayet iyiyim. Dün birazcık soğuk yedik ama bugün çok iyi. Sete çıkmak iyi geliyor. Kesimli ya. Olarak onu ağırlıyorsun. Tamam. Atıyorum İstanbul'dan gelmiş, tamam. Kars'tan gelmiş. Hoş bulduk, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız başkanım? Kolay gelsin. Sağ olun. İlgen, hoş geldin. Hoş bulduk. Haber abi. Sağ olsun, teşekkür ederim. Tamam, maşallah. Sen bir şey mi yapmışsın? Aynen. Bunu hazırlamışsın ya, sabah 5'te uyanmışsın, bunların hepsini hazırlamışsın. Öyle düşün. Hocam, 14'deyiz. Hadi. Bakıyor. 3, 2, 1. Kamera. Oyun. Tepeden bir şey giriyor. 1'e 2. Ses gel. 3, 2, 1. Kamera. Oyun. Söyle abla. Hoş yavrusunun kuzusu. Çok hoş alan benim. Vallahi nefis. Bak kaçır kahvaltıcı. Abi dur sen dur. Kesmedim. Al başa çok hızlı. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Kamera. Oyun. Hoş muharesinin kuzusu. Oy hoş olmam mı? Vallahi çok hoş alan benim. Nefis. Balık kaçır sobrası. Kahvaltı dayı. Ses akıyor. Çak. 2'ye 1. Hazır. 4, 2, 1. Kamera. Hoş mu? Karısının kuzusu. Oku çarçı. 6'ya 2. Hazır. 3, 2, 1. Kamera. Oyun. Hoş mu? Karısının kuzusu. Oy hoş olmam mı? Çok hoş. Halam benim. Vallahi nefis. Balıkesir kahvaltısı yerim. Süper. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Arkadaşlar yemek arası veriyoruz. Ovalarından bal, dağlarından yağ akan büyük şehir. Hoş mu? Hazırsının kuzusu. Vallahi nefis. Balıkesir kahvaltısı yerim. Şöyle sanki normal bir kameraymış gibi başlıyorum. 3, 2, 1, kamera, oyun. Balıkesir'in bir reklam filmini çekiyoruz. Balıkesir'i tanıtıyoruz. Balıkesir'i tanıtırken de zeytinyağı, zeytinyağı olmadan olur mu? Olmaz. Olur mu? Olmaz. Olmaz tabii ki. 3, 2, 1, el sallıyoruz. Sallamaya devam. Çok güzel. Makbule Efe. Nazife Kadın. 41 bayraklı Kuvayi Milliye'dir Balıkesir.
Ben ışık şefiyle ışıkları konuştum. Tamam. Bütün sahneleri gezdik. Sana bir tüfek gelecek. Makbule senin kendi tüfeğini getiriyorum bu arada. Bir okeyini alalım çünkü çok yeni bir mermi bir şey. Okay. 22 yaşında olmasına rağmen yıpranmış bir görüntü vermemiz lazım. Hani ülkesi evden gidiyor. Makbule Efe birebir. Hazır. 3, 2, 1. Kamera. Oyun. Daha önce hiçbir dönem projesinde yer almamıştım. Bu benim için bir ilk. Makbule'nin hikayesini okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Yani 20'li yaşlarının daha başındayken yani vatan uğruna, yani sevdikleri için canını feda etti. Yani bunu bilmek, bunu canlandırmak gerçekten çok onur verici bir şey. Setteyken yani sahneye verirken onun gerçekten kullandığı silaha dokunmak. Oymuş gibi hissedebilmek. Yani gözlerim doldu gerçekten. Çok etkilendim. 3, 2, 1, oyun! Tamammış. Kesin. Bu sahneyi Serdar ekletti. Güzel sahne. Monitörde görüntü var mı? Çok şey yapıyordu. Ben... Monitörde resim var mı? Var. Seti boş artık. 4'e 4. Oyun. O zaman şu yakınlıkta, çaprazı bu yakınlıkta yaparız. Aynen. Tamam mı? Biz kameramız burada. Evet abi. Gel yakın önde. Geliyor. Geliyor burada. Evet. Geldik, tamam mı? Geldi. Şimdi geri git. Tamam mı? Böyleyiz abi. Askerlerden parçayı gördün. Hazır. Hazır, giriyoruz. Plaketi nereden vereceğim? Rezide kadın birebir. Hazır. Bir saniye. Okeyim, buyurun. 3, 2, 1, oyun. Al ekmeği, öbürüne ver, çabuk. Süper. Bu kadar, geçmiş olsun. Geçtik, tamamdır, hemen ikinci. Burada Nazife kadın bize doğru yürüyor. İki tane Yunan askerini görüyor. Yunan askeri ona Türk askeri nerede diye mevzilere ekmek götürdüğü için tamam ona soruyor, kadın cevap vermiyor. Ve kadını alıp götürüyorlar ve kadın yeri bildirmiyor yani. Nazife kadın, tekine çok baktı. Kişine de bakabilir sadece. Hazır, 3, 2, 1, oyun. Nazife kadın rolünü canlandırdım. Gurur duydum. Bütün prodüksiyona teşekkür ediyorum. Nedir? Bence daha iyi oldu. Ama hemen izliyorum. Mini jip. Kol. Evet. Kol diye geçiyor. Evet. Burada da halı dokuma çekeceğiz. Evet. Hazırım abi. Koş! Hadi koş! Hazırız. Kayıtta mıyız? Yok. Koş! Koş! Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Evet arkadaşlar,
Bu at ismi Bozok. Gerçekten çok sessiz sakin ama çok akıllı bir at. Bu at Balıkesir'de çok meşhur. Normalde 3 çocuğu olan bir ailenin 4. çocuğu olarak bilinir. Bozok'la biraz keyif yapalım. Heh. Senaryoyu duyduk, çok heyecanlandık Abdullah'la beraber. Bilgehan abinin de bu işin içinde olduğunu duyunca bir heves yaptık. Balıkesir'den çıktık, Cunda'ya geldik. Adım Abdullah Yılmaz, Balıkesir'den. Reklam için geldik. Bugün gerçekten çok güzel bir anımız geçti. Kadırge ile, yani hayalimdi burada, Kadırge ile burada koşmak gerçekten güzeldi. Sarı kızdır, bir özlemdir Kaz Dağları. Şimdi Sarı Kız sahnesini çekiyoruz, bu efsanevi Sarı Kız sahnesini. Geldik işte burada çekeceğiz, kostümümüz hazır, kostümünü giyiniyor. Bugün yardımcı yönetmen olarak benim en büyük derdim kazları buraya getirebilmek. Çeker misin? Güzel olacak çünkü istediğimiz de buydu. Yağmurun yağmasını istiyorduk. Daha önce Kaz'la birlikte çalışmış mıydın? Hayır, ilk defa. İlk deneyimim. Seni indir biraz daha. Çok güzel. Kestik, bitti. Yalnız Ali abi, ülkenin bütün restoranlarını buraya toplamış. Tam tersi, tüm Türkiye etler Balıkesir'den gidiyor Arda kardeşim. Anladım, o tarzda, tamam mı? Tam tersi, duyuyor muyum bak? Yapabilirsin lan, gerçekten bak. Sinirleniyor değil mi? Gereksiz abi. Patlamıyor. Veda sahnesinde kullanacağımız Bosmos'un plakasını açıklıyorum. Açıyorum. Aç abi. Açıyorum. Aç abi. Açıyorum. Türkiye'nin bütün restoranlarını buraya taşımışsın Ali abilecek. Aksine diyeceksin. Yani Türkiye'ye et buradan gidiyor. Bir plan. Ahmet, masayı gördük. Tak diye masaya kestik. Burayı etleri gördük. 3, 2, 1. Çık abi. Kamera. Oyun. Güzel. Çekimler çok eğlenceliydi. Bilgehan Demir'le çalışmak çok güzel. Bir Balıkesirli olarak böyle bir çekimin içerisinde almak benim için büyük bir gurur. Vallahi aşırı mutluyuz. Çok keyifliyiz. Çok güzel bir proje. Mükemmel bir yer. Ali abi, etler nereden geliyor? Ben bilmiyorum. Sence o kurtarır mı? Elimi ağzına sakar. Açıyorum. Aç abi. Açtım. 10 BLK 10. Yakışır mı? Yakışır abi. Efsane.
sen Bosfos'a sığamadı, onun yerine dublör kullanıyorsun. Ya üzülüyorsun gider gibi. Anlatabildim mi? Hah, aynen öyle bir şey yap. Bağla telefonu. Kendi soluna gel. Tamam, süper. Bir, oyun. Arda git, Arda git, Arda git. Tren sahnesi var. Tren sahnesinde Ömer Seyfettin kitabı okuyan bir yolcumuz var, gezginimiz var. Ağırladığı milyonlarca misafir. Yani benim burada istediğim ama tam olarak trenle birlikte Mezitler Kanyonu'nu da göstermek. Buraya ulaşabilmek için arabanın son hali bu. Bir saat offroad yaparak buraya geldik. Arkada iki araba bıraktık. Yani şu an hava şartları fena. Trenin düdüğünü duyduğumuz anda aksiyona geçtik. Evet, trenimiz geliyor. Kalktık abi. Kalktık abi. Oğlum bir sahne çekti var ya. Tabii sen. Ne güzel oldu biliyor musun? Ya çok kasvetli. Ay 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 ay. Şuradan geldi. Ters gelecek şuradan. Ne yaptınız abi? Güzel miydi? Harikaydı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları onlar. Sırtı yere gelmez, nice evlatlar yetiştirir bu toprak. Şu an Koca Seyit Köyü'nde Koca Seyit'in anısına 2006 yılında düzenlenen anıtta bulunuyoruz. Koca Seyit benim büyük dedem. Koca Seyit'in kızı benim babaannem. Çok güzel çıktık senden. Rahat olabilirsin. Müthiş gözüküyor, çok iyi. Tamam, bu çok iyi. Şöyle bir 37 kilometre koşuyoruz. Sağ yumruk havaya. Hazır mıyız? Akıyor. Kayıt. İki, bir, oyun! Gel, gel, gel! Gel, gel!
Topu da şöyle bir görelim, pas vereceğiz. Serbest vuruş gibi, tamam mı? Serdar hazır mısın? Pas! Minör bu. Şurası majör. Do majör. Balıkesir reklam filminin tüm müziklerini MBD prodüksiyon stüdyolarında gerçekleştirdik. Son 2 Balıkesir Belediyesi konservatuar ekibinden arkadaşlarla ortaya gayet güzel bir iş çıkardık. Ezan için sağ olsun hocamız buraya kadar geldi. Çok da güzel okudu. Allahu Ekber akşamda da aynı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sabahta da böyle giriyoruz, akşamda da. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hep akşam da aynı, sabah da. İkinci de geçiyoruz ya. Doğru sarıyor. Allahu Ekber, Allah. Tamam, nereye gireceğiz? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Makamınca okunan sesimizi Şahin Çelik gerçekleştirdi. Bir şehir, iki deniz. Ağırladığı milyonlarca misafir. Besleyen yaylalar, sırt veren dağlar, yaşatan nehirler. Besleyen yaylalar, sırt veren dağlar, yaşatan nehirler. Metni okuduğumda içinde gerçekten Balıkesir'in hem tarihi, hem konumu, hem güzellikleri, hem mitolojisi, hem kahramanlıkları hepsini oraya sığdırmışlar. Yani bir kısacık metne bu kadar şeyi sığdırmak gerçekten büyük başarı. Of 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 of. Çok güzel değil miydi? Aşırı iyiydi ya. Şimdi şeye karar verebiliriz. Girip direkt çıkayım mı yoksa burada yaptığım gibi mi devam bir edeyim? Bir tur dön çık abi. Tarihte yer etmiş bir öyküdür bu şehir. FPV planları için Çamlık'a geldik. Çamlık Tepesi'nde akrobasi hareketlerle FPV uçtuk. Bayrağa göre stop verdim. Okey, tamam. Hatta şu anda bayrağa göre veririz yoksa. Oyuncularımızdan Arda'nın ani bir şekilde bugün doğum günü olduğunu öğrendik. Bana verilen kilometre hızını sabit tuttum. Risksiz, güzel bir şekilde çekimimizi tamamladık. Senkronize olmak sandığımdan çok daha zordu. Biri hızlanıyor, biri yavaşlıyor falan. Bayağı zor bir çekimdi ama üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Şaka yaptık ya, doğruymuş lan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Gerçekten bunu düşündünüz mü ya? Evet, düşündük de. İyi ki doğdun Arda, iyi ki doğdun Arda. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir ekip.
Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim yapmış olduğun görevler için.